İncinin özellikleri ve faydaları nelerdir? İstiridyenin içine kaçan kum ya da çok küçük taş parçacıkları başka bir madde ile yıllarca üst üste ince kalsiyum katmanlarıyla kaplanarak inciyi oluşturur. Kalsiyum oranının zenginliğinden dolayı diş ve kemikleri güçlendirir. Şans getirir. Özgüveni artırır. Kişinin zeka seviyesini olumlu yönde yükseltir. Etki ettiği burçlar ikizler, aslan, terazi ve balıktır. Yuvarlak yapıda olan inci taşlarının rengi beyaz tondadır. Nadir de olsa pembe ve uçuk siyah renklerde olabilir. İnciler hayatını denizlerde ve okyanuslarda sürdüren canlıların yapısında yer alır. Yumuşakça diye bilinen bu deniz canlıları istiridye ve midye gibi hayvanlardır. Bunlar ise çoğunlukla ılıman sularda yaşar. Dolayısıyla inci taşları ılıman iklimin hüküm sürdüğü bölgelerde daha yaygındır. Büyük istiridye ve midyelerden çıkarılan inci taşları daha iri ve kıymetlidir. Bu taşın çıkarıldığı başlıca yerler şunlardır. İran Körfezi, Kızıldeniz, Polinezya, Avustralya kıyıları, Fransa, Avusturya, İskoçya, İrlanda ve Amerika Birleşik Devletleri. Yaygın olarak pembe, krem ve beyaz renklerdedir. En değerli inci parlak ve siyah olanlardır. Kabuklu istiridyelerin veya midyelerin içine giren kum tanesi zamanla bu canlının üzerine bir madde salgılamaya başlar. İşte inci taşı bu şekilde meydana gelir. İnci yüzeyini kaplayan kabuğa sedef denir. İnciler zaman içerisinde çoğalarak bölünürler. Böylelikle inci oluşumu devam eder. Büyüme sürekli olduğu için inci taneleri şekilsizdir. Kum tanesi veya başka bir yabancı madde istiridyenin etine tam olarak yerleştiği takdirde küre şekilli inciler oluşur. Tam yerleşemez ise yarım küre şeklinde inci taşları ortaya çıkar. İnci, Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde isim geçen taşlardan biridir. Bu nedenle İslam dünyasında büyük öneme sahiptir. Işıltı, sevgi ve şefkat sembolüdür. Alçak gönüllülüğü, saflığı, mütevazi olmayı simgeler. Başarıyı, mutlu bir evliliği, gizemi temsil eder. İnci taşı, kemik ağrılarını hafiflettiğine inanılmaktadır. Dalak, mide, bağırsak sağlığını desteklediği yönünde bir görüş vardır. Migrene iyi geldiğinden söz edilir. Böbrekler ve akciğerler için şifalı olduğu kabul edilir. Doğurganlığı artırdığına, anne sütünü çoğalttığına inanılır. Deri ve cilt rahatsızlıklarının tedavisine katkıda bulunur. Sorunlu bölgeye inci taşını koyup bir müddet bekletmek ve bunu düzenli tekrarlamak gerekir. Sanata yönelik sezgi ve zeka gücünü harekete geçirdiğinden söz edilmiştir. Kimileri bu taşın fedakarlık, anlayış ve şefkat duygularını teşvik ettiğini belirtmektedir. Duygu durum bozukluklarının ve çeşitli ruhsal hastalıkların tedavisine yardımcı olduğu düşünülür. Özellikle depresyonda olanlar için önerilir. Bu itibarla inci taşı yararlar arasında sakinleştirici, yatıştırıcı, stresi giderici etkileri meşhurdur. Kişiye huzur, azim, manevi güç verdiği iddia olunmuştur. Bazıları ise üzerinde inci taşımanın insanlarla daha kolay yakınlık kurmaya yardım ettiğini savunur. Bu taşı üstünde bulunduran kimse insanlara sempatik ve sıcakkanlı görünür. Kendini sevindirir demişlerdir. Talih ve şans taşı olarak görülür. İnci kullanan kişinin işleri yolunda gider, başarıya ulaşır şeklinde bir söylenti vardır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler diliyorum.